Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Sağlıkla programıyla karşınızdayız. Bugün sizlerle Tuba Hanım'ı buluşturuyoruz. Ben 30 senedir kozmetik sektörün içerisindeyim. Önemli olan kendini gösterebilmek. Hani bir insan kendisinde uygulama yapıp da gerçekten görünce inanıyor. Şimdi 6 ay mezun olduktan sonra uzman olamazsınız. Benim param var, yer açayım diyemezsiniz. Ondan vazgeçemem, bundan vazgeçemem. O zaman ben de sana hiçbir şey yapamam. Yani boşa kürek çekeriz. En büyük hata da geri dönemezsiniz. Alt tarafı bir krem sürmüyoruz biz. Aslında dünya taç terapide. Yani tene dokunarak. Gittiği yerde lütfen hangi ürün kullandığına baksın. Bu çok önemli. Bilmiyorlar. Bir cilt kendisine 21 ile 27 gün arasında yeniliyor. Yani bugün ürünü sürdüm, hemen her şey geçecek, bir daha da hiçbir şey olmayacak diye bir şey yok. Temeli iyi oturtursanız öğrenmelerinizi üst üste bindirirsiniz. Bugün Sağlıklı programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Sağlıklı programıyla karşınızdayız. Bugün sizlerle Tuba Hanım'ı buluşturuyoruz. Tuba Hanım uzman estetisyen, aynı zamanda eğitimci. Ama estetiği, cilt bakımını konuşacağız. Ama öncelikle Tuba Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyomuzda sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok güzel bir ortam. Ben 30 senedir kozmetik sektörün içerisindeyim. Önce bir işletme olarak, başka firmalarla çalışarak annemin sayesinde yandan mesleğin içerisinde kendimizi bulduk. Gerçekten önemli, kaliteli, güzel bir meslek. Önemli olan kendini gösterebilmek. Ve kendimizi eğitim camiasında bulduk. Hani kendimiz bakımlar yaparken ama eğitimin önde olduğunu, eğitimin şart olduğunu, bu işte ne kadar önemli olduğunu öğrenerekten bir okul açtık. Bir aslında kurs. Siz işletme okudunuz. İşletme öğrencilik okudum. Hayatınızda. Evet. O süreçte annenizin güzellik merkezi var mıydı? Vardı. Kendisi zaten, o da hani öğretmen aslında kendisi. Öğretmenlikten gelen böyle bir eğitimin içerisine girdi. Daha sonra biz bunu bir kozmetik camiasında kendime bir cilt uygulaması yapılmaya çalışıldı. Çünkü benim çok 15 yaşlarında cildim çok kötüydü. Yani benim üzerimde denekle başlanıldı aslında. Başlangıç orada. Başlangıç öyle başladı. Hiç de öyle durmuyor bilmiyorum. Şimdi düzel. Çok etkili olmuş o zaman Seba Hanım'ın uygulamaları. Kesinlikle. Çünkü neden? İnsan, hani bir insan kendisinde uygulama yapıp da gerçekten görünce inanıyor. Şimdi öbür türlü anlatıldığı zaman masal gibi geliyor ama kendinizde onu gördüğünüz zaman tamam, güzel, ürünler iyi. Ürün üzerine araştırmalara başladım ben. Genelde bizim bu aile içerisinde yurt dışı ayağı bende, eğitim ayağı annemde ve bu meslekte aynı şekilde ablam da var. Biz böyle üç ayak bu meslekte devam etmeye çalışıyoruz. Harika. Aslında Tuba Hanım'ın annesi Seba Hanım, değil evet, mi? Evet, esas kursumuzun adı Seba Ülgen. Seba Ülgen estetisyenlik kursu. Kadıköy'de bulunuyor. Kadıköy'de yeriz, Bahariye'de. Ve siz şu an durumu devralmış durumdasınız evet. Aslında değil mi annenizden? Aslında devralmadım. Annem devam ediyor bir devam fiil. Ediyor, tabii tabii derslere Seba giriyor. Da. Teori olarak derslere giriyor. Uygulamalar bende. Yani bu şekilde kursumuza devam ediyoruz, evet, eğitimlerimize. O zaman bir işletme mezunu olarak ama evet, işin içinde mutfağında evet, olan evet, biri olarak Tuba Hanım'a soralım. Estetisyenlik nedir? Evet, estetisyenlik deyince aklımıza sadece cilt bakımı gelmesin. Cilt bakımı yanı sıra aslında bu meslek, yani altı dalda bir meslek sahibi oluyorsunuz. Bunun içerisinde cilt bakımının yanında iğneli epilasyon, makyaj, profesyonel makyaj, manikür, pedikür, kalıcı makyaj, masaj ve kozmetoloji, ürün bilgisi, anatomi bilgisi, yani hepsini beraber öğreniyorsunuz. Hatta kişi kendi içerisinden bir dal seçip onu da kendini ilerletebilir, uzmanlaştırabilir. Şimdi bizim aslında güzellik uzmanlığı programı. Şimdi ben şurada takılıyorum, uzmanlık kelimesine çok takılıyorum. Çünkü bizim kurslarımız 6 ay sürüyor, 826 ders saati. Şimdi 6 ay mezun olduktan sonra uzman olamazsınız. Önce bir yerde kendinizin bir deneyimin olmanız lazım, bir yerde çalışmanız lazım. Yani bu çıraklık, ustalık kavramı, bunun şekilde kendinizi eğitmeniz lazım. Yani bizim işimizde patronculuk olmaz. Benim param var, yer açayım diyemezsiniz. O zaman kaybedersiniz. Yani bu işi birebir bilmeniz lazım. Demin söylediğiniz gibi mutfağından. Evet. Yani bu işi mutfağından öğreneceksiniz. Nasıl işlemler yapılıyor, hangi ürün cilde ne yarar? Bunu çok iyi analiz etmek lazım. Bu da eğitimden geçiyor. Evet, o zaman siz sadece estetisyenlik kursu var. Orada bakım yapılıyor mu? Yapılıyor, tabii tabii. Dışarıdan da Tabii dışarıdan isteyenler gelip oluyor. Hani demin söyledik, güven. Evet. Hani insanlar güvenecek yere
arıyor. Biz de kişileri yönlendiriyoruz. İşte danışanlarımız, danışmanlarımız hepsini bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Gerçekten bu cilt çok önemli. Yani en değerli organımız, en büyük organımız ve evet. yanlış yapıldığı zaman geri dönüşümü yok. En büyük hatada geri dönemezsiniz. Bir kazak alsanız bozuk çıkar. Hemen veya yıkadığınızda çekse atarsınız, yenisini alırsınız ama cilt öyle değil. Evet, cilt uygulamaları çok farklı. O yüzden işin uzmanları, işin eğitimini veren kişiler olarak sizleri bizler burada ağırlıyoruz ki çünkü şu an çok revaçta estetisyenlik, uygulamalar, cilt bakımları. İnsanlar yanlış yönlendirmeler olabiliyor, yanlış yerlere gidebiliyor. Kesinlikle. O yüzden hani burada bir eğitim olduğunu, aslında bir eğitimle bu işin yapıldığını hani vurgulamamız gerekiyor. Estetisyenlik evet çok yaygın gibi gözüküyor ama bunun eğitimi nasıl olmalı? Ne kadar sürede verilmeli? Eğitim programının içeriğinde neler olmalı? İşte bunları bugün konuşalım ki insanlar bilgilensin aslında. Daha güvenerek ya da gittiği işlem gördüğü kişiyle ilgili bilgi sahibi olursa aslında o koltuğa da daha güvenerek oturabilir aslında baktığımızda. Bizim mesleğimiz çok sabır isteyen meslek. Çünkü kişiyle birebir bir diyalog içerisindesiniz. Önden bir konsültasyon yapılması lazım. Kişiyi tanımanız lazım. Yani alt tarafı bir krem sürmüyoruz biz. Kişi nasıl besleniyor? Hayat şartı nasıl? Zararlı alışkanlıkları var mı? Hep benim söylediğim şunu oluyor. Ya bana bir tane krem var, başka bir şey verme. Olay krem değil. Olay nasıl yaşadığın. Evet. Hayat nasıl yaşıyorsun, ne yapıyorsun, nasıl besleniyorsun? Bunlar çok önemli. Yani sen zararlı alışkanlıklara devam edip ben sana krem verdikten sonra onun hiçbir anlamı yok. Yani bazı gerçekleri göz önünde bulundurmamız lazım. Ben de diyor işte ondan vazgeçemem, bundan vazgeçemem. O zaman ben de sana hiçbir şey yapamam. Yani boşa kürek çekeriz. Evet, tek başına cilt bakımı ya da tek başına uygulanan bir krem ya da herhangi bir şey beslenmeyle desteklenmediği sürece bir anlam ifade etmiyor arasında diyebiliriz. Çünkü her şey işten kaynaklanıyor. Yani tepeden inmiyor ki. Şimdi burada sivilce çıkıyor, bu havadan gelmiyor veya leke buradan gelmiyor. İçten bir beslenme var, bozulmaya başlıyor ve yavaş yavaş yüzeye çıkıyor sorun. Sinyal veriyor. Bende aslında problem var. Artık bana alarm veriyor. Dikkat cilde et. Yansıması belki tabii, en son tabii. nokta değil tabii mi? Bunu sadece yüz olarak düşünmeyelim. Yani tüm vücuttan tüm bahsediyoruz aslında. Evet. Yani saç dibinden ayak tırnağına kadar. Yani hep yüz olarak algılamayalım. Evet. Ama yaptığımız bakımlarda hani yüz için geliyorsa dekolteden başlayarak tüm yüze uygulama yapıyoruz. Aslında dünya taç terapide. Taç terapide yani tene dokunarak. Aslında hiç makine kullanmıyorlar. Biz biraz makine meraklısıyız. İşte şu makine var mı, bu makine var mı, hangi uygulama yapıyoruz? Biraz sertlik ve zarar, kendimize zarar vermeyi seviyoruz. Aslında dokunarak yapılan uygulamalar daha cilde uygun. En güzel enerji ellerde. Ellerde değil mi? Peki cilt bakımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Biz ne, yani bir kişi gitti estetisyene ya da bir merkeze cilt bakımında nelere dikkat etmesi gerekir? Bir kere gittiği yerde lütfen hangi ürün kullandığına baksın. Bu çok önemli, bilmiyorlar. Sertifikası var mı? Baksın. Evet, sertifika değil mi? Bu evet. iş eğitimli bir kişi tarafından mı yapılıyor? Evet, almış mı bu işin eğitimini? Yani şimdi bakın bir sürü şeyler yaşanıyor Türkiye'de. İşte uzman, güzellik uzmanı bunu yapsın, şunu yapmasın, şunu işte doktorlar yapsın, bunu yapma. Yani bu kavram kargaşası içerisindeyiz. Bu böyle olmaz. Çünkü yani bizim mesleğimiz gerçekten sonuçta sağlığın bir parçası. Ama bir hata yaptığı zaman da işte bunun geri dönüşümü yok. Onun için de hani gittiği yerde muhakkak kim, hangi kişi yapıyor, demin söylediğiniz gibi güven çok önemli. Eğer o kişiye hep gidiyorsa, güveniyorsa başka yere gitmesin, değiştirmesin. Çünkü oradaki kişi sizi artık cildinizi tanıyor, ne yapmanız gerektiğini biliyor, sizin hayatınızı, felsefenizi biliyor. Ona göre sizi yönlendiriyor. Bu çok önemli bir şey. Evet, cilt bakımı hakikaten hepimiz için önemli ama dediğiniz gibi güvenilir bir yere gidebilirsek ya da bulabilirsek, evet. ulaşabilirsek evet. bu hakikaten çok çok daha kıymetli oluyor. Peki cilt bakımı ne kadar aralıkla, ne kadar sıklıkla yapılması gereken bir uygulama? Şimdi şöyle, biz aslında ayda bir diyoruz. Neden ayda bir diyoruz? Çünkü bir cilt kendisini 21 ile 27 gün arasında yeniliyor. Yani bugün ürünü sürdüm, hemen her şey geçecek, bir daha da hiçbir şey olmayacak diye bir şey yok. Ayda bir çağırmamızın sebebi o anki bakımdan sonra, tabii evre devre olarak ürünü de tavsiye etmek zorundayız çünkü o devam edecek. Eğer ne kadar cevap vermiş, ne kadar azalmış problemi onu takip ediyoruz. Ona göre de uygulamalarımızı yapıyoruz ayda bir normalde. Mesela çok artık gelme oranı sık sık geldi, artık cilt de kendine doyumuna ulaştı. Ben mesela şöyle yapıyorum, mevsimlik bakımları almaya başlıyorum. Yaza girerken, kışa girerken, bahara girerken o aralarda bir cilt temizliği yapıyorum. Ama bazı ciltler var ki daha ileri vakka, o zaman ona ayda bir de yetmiyor. Kür bakım dediğimiz haftada bir bakımlara çağırıyoruz. Biz buna yoğun bakım diyoruz. Haftada bir, 6 hafta buna düzenli olarak gelmesi gerekiyor.
O zaman cildin durumuna göre bunu değerlendiriyoruz. Evet, tamamen analiz yapıyoruz. Tamamen kişiye göre. Tabii kişiye göre. Kişiye özel bir program. Aynen öyle. Tuba Hanım, bir de moringa. Moringa ile ilgili bir kitabınız var. Biraz evet. Bundan bahsedelim istiyorum. Evet. Çünkü moringa çok farklı bir kavram. Duymayanlar da mutlaka vardır. Aynen. Şimdi şöyle, 5 sene önce tabii bizim işimizde biliyorum diye bir şey yok. Bunu özellikle altını çiziyorum. Ben hala öğreniyorum. Bugün buraya geldim. Sizlerle bir şey öğreniyorum. Biliyorum derseniz kaybedersiniz. Evet. O kişi zaten ben biliyorum diyorsa ben zaten o kişiyi hemen konuşmuyorum bile. Hemen mesafemi koyuyorum. Çünkü ömür boyu öğrenme var. Ve bizim işimizde de temeli iyi oturtursanız öğrenmelerinizi üst üste bindirirsiniz. Şimdi nereye bağlayacağım? Bu işle ilgili de benim gezilerim var. Yani bir şey öğrendiğimizde mesela masaj tekniği mi öğreniyorsunuz veya nefes mi öğrendiniz? Hemen gidiyorum işte Hindistan'a. İşte Asya'da masajla ilgili kişiler ne yapıyor? Yani işin merkezinden öğrenmeyi seviyorum. Yani benim böyle bir tutkum var. Evet, bu konuda biraz para harcıyorum ama yani çok ama topluyorsunuz bazı şeyleri. Müthiş de bir deneyim ediniyorsunuz. Çok. Yani hayat, yani fikirleriniz değişiyor, görüşleriniz değişiyor, takıntılarınız azalmaya başlıyor, biraz daha pozitif düşünmeye başlıyorsunuz. Yani bir kere çok şanslıyız. Müthiş bir güzel ülkede yaşıyoruz. Yani gençlere benim en büyük tavsiyem, yani yurt dışı çok sevdasına lütfen kapanmasınlar. Türkiye'de çok büyük şeyler var. Yani burada yapılacak çok şey var. Evet, en güzel mesaj bu oluyor bence. Gitmesinler lütfen. Yani burada yapılacak çok şey var. Çalışmak. Çalışırsanız kendinizi gösterebilirsiniz. Yani ümitsizliğe kapılmasınlar. Ben gençlerden çok ümitliyim açıkçası. Evet. Ve açıkça çok güzel şeyler yapılabilir. İşte bu gezim esnasında da tabii kişilerin hani dedim ya beslenme. Şimdi Afrika'ya gittiğim zaman biliyorsunuz en iyi sporcular Afrikalılardan çıkıyor. Evet. Yani basketbolcular orada, futbolcular oradan, koşucular, atletizme neden? Kas yapılır, çok iyi. Yani baktığınız zaman çok fakir böyle şey gözüküyor ama aslında beslenmeleri süper. Kim acınacak durumda? Benim kafamda soru işareti var. Ama farklı deneyimler edindiniz. Yani her şey doğal, radyasyon yok. Zaten internet çok fazla yok. Yani kırsal kesimlerde hiç öyle bir şey yok. Ben kabile gezisine gitmiştim Etiyopya'ya. Etiyopya'da kabile gezisi esnasında bizim rehberimiz var Yosef. Ona sordum yolda giderken dedim bu nedir, bu yeşil bir şeyler gördüm. O dedi ki moringa, biz bunu işte yiyoruz içiyoruz şöyle, ne işe yarar? İşte zayıflama dedi. O zaten ben başka bir şey dinlemedim. Zayıflama iyi geldi deyince ben de bunu deneyeyim. Şimdi şöyle bir şey var, bir şeyi önce ben hep kendimde denerim. Bir de bir çok hassas ve beyaz tenli olduğum için en ufak şeyde hemen alerji bir yapım var. Hemen tepki gösterebiliyorum. Onun için önce kendime denerim. Bir faydasını görürsem çok rahatlıkla anlatırım kişiye. Yani öbür türlü duymakla yapamıyorum. O bende olmuyor. Öyle bir pazarlama ruhum yok. İnanmam lazım önce. Daha sonra moringa bir araştırdım. Ağaç. Orada yetişen bir ağaç. Mucize ağaç. Moringa diyor. Amerikalılar, İngilizler ağacın kralı. King of the tree. Yani o kadar içerisinde mineral, potasyum, demir, kalsiyum, dünyada tek ağaç. Hepsini bütün şeyleri içerisinde bulunduran, mineralleri içerisinde bulunduran tek ağaç. İşte bunun üzerine araştırdım. Türkiye'ye döndüğümde bulamayınca bunun ithalatını yapmaya başladım. Hı, hatta harika. Oradaki bana tavsiye eden Yosef'e dedim, Türkiye'ye gelir misin, beraber yapabilir miyiz? İşte 5 senedir Moringa üzerinde tamamen çalışıyoruz. Kremini yaptım. Moringa. Artık evet dedim, ben de kozmetik sektörü Moringa yenen bir şey mi? Tozunu getiriyorum. Aslında yapraktan kurtulmuş halini Türkiye'ye getiriyorum. O tozundan hem yiyebiliyorsunuz, hem içebiliyorsunuz, hem yüzünüze de, işte burada da hatta var, maske de yapabiliyorsunuz. Şurada. Evet, yeşil maske. Evet, yeşil maske oluyor. Böyle yağıyla, suyuyla karıştıraraktan maske. Hem anti-aging görevi görüyor, hem de içeride vücudunuzun bağışıklığını da kuvvetlendirdiği için hücre yenileme işlemi yapıyor. Peki o ağacın tohumunu getiremez miyiz? Getirebilirsiniz. Zaten hani şimdi şöyle, bazı artık tohumlar yasaklanmaya başladı. Haklı olarak da oradaki ülkeler şey yapıyor, engel koyuyor. Yani onun da çünkü bir yaşam ve kazanç kapısı. Ama şu anda mesela Antep'te yetiştiriliyor. Oradan getirdiler tohumunu. Orada yetiştirmeye başlar kadınlı çiftçiler, kooperatif dernekleri var. Ne kadar güzel. Orada yapılıyor. Ama ben hala Etiyopya'dan getirmeye devam ediyorum. Çünkü şöyle, ekolojik diye düşündüğünüz zaman orada gördüm. Ne demek ekolojik? Ne demek organik? Gerçekten orada gördüm. Yani hava temiz. Hiçbir şekilde yoldan araba geçmiyor. Radyasyon yok. Her şey kendi organik havasında yetişiyor. Yani gerçekten orada gördüm işin özünü. Harika. Çok farklı bir deneyim. Moringa ile ilgili bir de kitap yazdınız galiba. Evet, bu araştırma üzerine bir de kitabımı yazdım. Mucize Ağaç Moringa diye kitabım var. Onu da 3 sene öyle büyük bir araştırmalar sonucunda kitabımı da çıkardım. O zaman Moringa'ya dair çok fazla araştırma yaptınız. Çok yaptım.
Çok yaptım yani. Dedim ya, ben şeyi seviyorum, araştırmayı seviyorum. Yani bana hiç kulaktan dolma şeyleri sevmiyorum. Dinlerim ama o özünü araştırmak için de yerine giderim. Mesela aloe vera'yı araştırdığımda Meksika, esas memleketi Meksika aloe vera'nın. Gittim orada nasıl yetişiyor, ne yapıyor, Meksika'ya gittim. Yani sırf aloe vera için. yani öyle bir şeyim var yani, yerini de ezinde görmek. Çünkü hani anlatılanlar birisinin ağzından dinlemektense kendimin gözlemlemesi çok daha kafama iyi oturuyor o zaman. Evet. Ha, anlıyorum ya, ama neyin sahte, neyin yanlış olduğunu da anlayabiliyorum işte o zaman. Çünkü çok çeşit var. İşte Moringa'nın da 4 tane çeşidi var. Yani işte Olifera var, ben mesela Stompetala var, Afrika'da yetişen, ben onu getiriyorum. Yani onun içerisindeki maddeler de farklı. Yani işin böyle, ben hani en iyisi, en kalitesi olsun, biraz ellerle uğraşırken de yorulmuyor muyum? Çok yoruluyorum. Mutlaka, çok yorucu bir süreç. Çok yoruluyorum. Hem aynı zamanda okul eğitimler tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Eğitimde veriyor musunuz okulda? Tabii ki eğitimde veriyoruz. Zaten hani burada bu ürünle ilgili de mesela bayi olmak isteyenlere de gelip benden eğitim alıp Moringa sertifikası veriyorum. Hı hı. Yani her şeyin başı eğitim. Yani eğitimi almadan kişilere hiçbir şekilde al bunu sat demiyorum veya bunu kullan demiyorum. Muhakkak anlatıyorum. O zaman işin eğitmenliğini yaparken kendi bulduğunuz ürünleri de aslında hem deneyerek hem de kişilere öğretmiş oluyorsunuz aslında. Çok değişik. Peki Moringa ne kadar aralıklarla kullanılmalı? Yani İçilen, yenilen... Aslında bu gıda takviyesi olarak. Gıda ben takviyesi. Tabii gıda takviyesi. Yani ben öyle izinle... Sadece cilt bakımı değil, değil bu. Değil, gıda takviyesi. Zaten amaç dedim ya, hep içten, ben içten, ha, içten onarmamız lazım diye orada hep vurguladığım için önce içiriyorum veya yediriyorum. Hani yoğurda karıştırarak da yenilebiliyor. Hani baharat deseniz... Bu onaylı bir şeydir muhtemelen. Tabii. Gıda tarımdan onaylı getirdim. Yani resmi olarak getirtiyorum. Öyle kaçak yok bende. Zaten bu kadar takıntılıyım, onu hiç yapmam. Ve ondan sonra da kişiler üzerinde zaten hani kullandıkça, memnuniyet de arttıkça ondan sonra işe başladım zaten. Hani ben önce bir fasıl getirdim, baktık, denedik, kullananlar memnun kaldı. Ondan sonra işe giriştim. Evet. Peki cilt bakımı ile ilgili aynı zamanda bu kursunuzda eğitim süresinden biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü bizi izleyen izleyicilerimizden estetisyenlik eğitimi almak isteyenler olabilir. Hem bu yaptığınız uygulamalar, değişik ürünler olsun. Bu hepsi sürenin içerisinde dahil. Bu süre ne kadar sürüyor? Yani eğitim ne kadar bir zaman alıyor? 6 ay sürüyor. 826 ders saati. Hatta bu 826 ders saatini hani 2 senelik denklik okulu gibi yapıldı. Hani bizden mezun olduktan sonra da gidip ustalık belgesi alabiliyor. Ustalık belgesi alabiliyor. Ustalık belgesi aldığı zaman kişi yer açabiliyor. Yer açabiliyor. Kendine ait bir estetisyen uzman olarak bir kurum açabiliyor. Açabiliyor. 6 ay sürüyor dediniz değil mi? Haftada kaç gün, kaç ders saati şeklinde oluyor? Şimdi daha önce biz sınıfları tabii dolduruyorduk. Şimdi onu yapmıyoruz pandemiden dolayı. Artık benim hani butik eğitim diyeyim. Hani birebir de alabiliyor. Yani siz gelmek istediğiniz zaman işte ders saatlerimize, günlerimizi beraber ayarlıyoruz. Sınıfları doldurmuyorum. En fazla 4 kişi de uygulamalarda alıyorum. O da güzel. 2-2. Pandemi sürecinde çok kalabalık olmaması aslında tercih ediliyor. Bazen hatta kursiyerler kendini görmezler. Son sınav günü karşılaştırırlar. Biz aynı sınıfta mıydık diye. Yani standart kurslar gibi düşünmeyin. Evet, öyle 16 güzel. Kişilik, 10 kişilik değil sınıflarımız. Yani 10 kişi kayda alırım ama 10 kişi birbirini görmez. 2-2 alırım. Çünkü hafta sonu grubu da oluyor. Evet. Tamamen kişiye özel bir eğitim. Bu da çok önemli. Çünkü hani kalabalık bir sınıfta uygulamaları kaçırırsınız. Evet, ben burada birebir yanlarında oluyorum. Ellerinizi şöyle tutun, şöyle kullanın, şöyle yapın. İşte şöyle yani yanlışları düzeltme daha fazla. Çünkü evet, beni temsil edecek çıktığı eğitim. Zaman. Tabii ki. Kesinlikle çok çok önemli. Çünkü uyguladığınız şey kitabi bir bilgi değil. Kesinlikle. Direkt el işi. Kesinlikle. Emek var orada ve uygulama çok titizlikle yapılması gerekiyor. Hakikaten yani teoriden anlamda... daha çok uygulamaya önem veriyoruz zaten. Uygulama daha fazla. Evet, gerçekten o anlamda estetik çok önemli olduğunu biliyoruz ama tabii uygulamada, yanlış uygulamalarda mutlaka duyuyoruz. Ya da insanlar tecrübe ettiği zaman dönüşü olmadığı için hakikaten doğru uygulamalar çok 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 değerli. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum Tuğba Hanım. Estetik eğitimi almak isteyenler, estetisyen olmak isteyenler nereden mezun olması gerekiyor? Yani belli bir eğitimden sonra mı kabul ediyorsunuz yoksa her isteyen gelebiliyor mu? Her ilkokul mezunu olan herkes bu eğitimi alabiliyor. İlkokul mezunu olması İlkokul yeterli. İlkokul mezunu olması yeterli. Herhangi bir lise eğitimi vesaire aranmıyor. Şimdi mesela şöyle bir şey de oldu. Çok enteresan. Üniversite mezunu olmuş ama buna ek işi olarak yapmak istiyor. Çünkü bir hobi değil mi tabii aslında? Tabii bir hobi bu olarak. Keyif. İnanın
bu işi yapın yapmayın herkes bu eğitimi almalı. Çünkü hepimiz bir tüketiciyiz. Yani evet. Saçınıza şampuan da alıyorsunuz, ne olursa olsun bir ruj, bir kalem alıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, bir krem alıyorsunuz. Yani bir tüketiciyiz. Evet. Hepimiz bunu, aslında bayanlar ağırlıklı olmak üzere erkekler de şu an aynı erkekler şekilde. Erkekler geçti şu anda. Geçti mi bayanlar? Geçti, geçti. Çünkü onlar da hani eşime sorayım, para mevhumu yok. Ama kadınlar bir eşime sorayım, ne yapayım? Bir de kadınlar hemen değişiyor. Erkek ama inanmıyor ama bir inandığı zaman da sabit kalıyor ve onun için severim erkeklerin o şeyine sabittir. Hiç değiştirmez ve size hep gelirdi. Sadık müşteri diyorum. Evet, artık onlara. Erkekler de cilt bakımına çok önem veriyor çok, günümüzde. Çok. Artık birçok şey değiştiği gibi erkek bayan ayrımı yok bu kesinlikle. Anlamda da. Herkes kendine önem veriyor. Bu arada şunu çok vurgulayayım. Kesinlikle iş garantisi var. Yani şimdi %99 diyeyim. %100'ü çünkü hiç de sevmem öyle kullanmayı %100 tabirini ama %99 iş garantisi. Yani şu anda bile bizden her zaman alo deyip eleman istiyorlar. Evet, o zaman estetisyenlik kursu, Kadıköy'de Tuğba Hanımların kursu, Seba Ülgen eğitim estetisyenlik kursu ama tabii ki bu eğitimi aldıktan sonra iş garantili bir meslek olduğunu söylüyorsunuz. O zaman belki hani iş arayan ya da üniversite bitirmiş fakat olduğu işte memnun olmayan ya da cilt bakımına ilgi duyan, estetisyen olmak isteyen arkadaşlara, kişilere, bütün değerli izleyicilere bunu da duyurmuş olalım. İş garantisi neredeyse hemen hemen herkese var gibi bir şey kesinlikle olduğunu var. Söylüyorsunuz. Var. O zaman isteyen herkes bu eğitimi almalı diyoruz. Tuba Hanım katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler edindik gerçekten çok sayenizde. Gerek farklı bir bitkiden bahsettik. Yurt dışından farklı bilgiler sayenizde öğrenmiş olduk. Biz programımızda o zaman burada sonuna geldik. Ay çok çabuk geçti. Çok teşekkür ederim. Çok, çok keyifliydi. Evet, bizim için de aynı şekilde çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Tamam. İzninizle programı kapatıyorum. Bugün sağlıklı programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.